Herkese bir kez daha iyi günler arkadaşlar. Şimdi bu airborne veri yapıları ya da işte uydu veri yapıları şeklinde özetleyebileceğimiz veri yapıları çerçevesinde ele alındığında birçok karıştırılan konu var. Temelde bilinmesi gereken fakat trajikomik bir şekilde çok karıştırılan bir konu var. Bu konudan biraz bahsetmeye çalışacağım. Tecrübelerime istinaden. Umarım ilgili çevrelere de katkı sağlayacak bir noktada yer alır. Şimdi arkadaşlar uydu görüntüleri, airborne veri yapıları şeklinde özetleyebileceğimiz veri yapıları çerçevesinde ele alındığında işlevsel bir işte harita çalışmasının üretiminde yani kabaca 3 adım, 3 aşamadan bahsedilebilmesi mümkün. Burada ilk aşamayı dosya formatları göz önünde bulundurularak dosyanın açılması şeklinde ifade edebileceğimiz bir konu oluşturmakta. Bu konu çok zorlu bir noktada değil. Tecrübeli arkadaşlar değerlendirecektir. Bunun devamındaki konu arkadaşlar asıl kritik nokta. Bu noktada işte shape dosyası şeklindeki dosya formatlarının okunması konusu var arkadaşlar. Burada da bilinen en önemli modül GeoPandas. Yani dosyanın okunmasıyla dosyanın açılması farklı şeyler. Maalesef bu kavramlar sıklıkla karıştırılan bir noktada yer alıyor. Konunun başında ifade etmiş olduğum kritik noktalardan birisi bu. Diğer bir konu işte bu GeoPandas shape dosya yapılarının okunmasında oldukça popüler bir noktada olduğunu belirtmiştik. Bu noktada da işte kod yapısının iterasyonunda büyük problemler var. Bunu özetleyebilmemiz mümkün. Yani arkadaşlar modül anlamında olsun, yardımcı modüller çerçevesinde ana modüle bağımlılık noktasında ele alındığında birçok işte efor sarf ediyorlar bu işte kod yapısının iterasyonu anlamında ele aldığımızda. Fakat yine de bir sonuç elde edemediklerini gözlemliyoruz. Şimdi bu ikinci noktanın arkadaşlar çözümlenememesi bu noktada ele alınan bazı üçüncü adımla ilintili bazı bağlantılı parametrik unsurlar söz konusu değerlendirecektir pek çok arkadaş. Maalesef bunlar ele alınamadığından dolayı üçüncü adımdaki işlevsel harita, fonksiyonel harita çalışmaları için adımları atamıyorlar. Yani nasıl ifade edelim? Birinci adımdan üçüncü adıma çıkılamıyor değerlendireceği üzere ikinci adımla ilgili problemlerden dolayı bu şekilde ifade edelim. Yani gerçekten GeoPandas'ın bu işlevselliği çok kritik bir nokta. Yeri gelmişken bunu da belirtmiş olalım. İşte geospatial veriler çerçevesinde çalışan arkadaşlar, fonksiyonel haritalamacılık noktasında bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar olduğunu biliyorum. İşte konunun en kritik noktası arkadaşlar bu durumu özetlemektedir. Yani yeri gelmişken bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bu konu notlarını almış olduğum bir alanda yer alıyordu benim.